Aşağıdaki ifadelerin v üzeri 3'ün 7. kare köküne eşdeğer olup olmadığını bulmamız istenmiş. Ben de sizden şimdi videoyu durdurup bunu kendi başınıza çözmenizi isteyeceğim. Size verilen ifadelerin eşdeğer olup olmadıklarını anlamak için ifadeleri birbirlerine benzer şekillere getirmeyi deneyebilirsiniz. Mesela v üzeri 3'ün 7. kare kökü, bir sayının 7. kare kökünü almak demek o sayının 1 bölü 7. kuvvetini almakla aynı şeydir. O halde bunu v üzeri 3 üzeri 1 bölü 7 olarak yazabilirim. Ve üslü bir sayının tekrar kuvvetini almak o kuvvetlerin çarpımına eşittir. Kısacası bu v üzeri 3 çarpı 1 bölü 7'ye eşittir. Ve bu da v üzeri 3 bölü 7 eder. Evet bu ifadeyi farklı şekillerde yazdığımıza göre şimdi seçenekleri inceleyebiliriz. Buradaki yani v üzeri 3 üzeri 1 bölü 7 bununla aynı. O zaman bu iki ifade eşdeğer. V üzeri 3 bölü 7 de burada. O zaman bunu da eşdeğer olarak işaretliyoruz. Son olarak bu seçenekte v'nin 3. karekökünün 7. kuvveti var. Peki sizce bu buna eşdeğer midir? Bu ifadeyi az önce yaptığımız gibi v üzeri 1 bölü 3, evet v üzeri 1 bölü 3 üzeri 7 olarak yazalım. Ve bu da v üzeri 7 bölü 3'e eşittir. Bu iki ifadenin aynı olmadığı açık. O halde bu ifade tanımlı olduğu tüm v değerleri için bununla eş değer değildir. Evet, buna benzer birkaç soru daha yapalım. Aşağıdaki ifade g büyük eşittir 0 için doğrudur ve d sabit bir sayıdır demişler ve d'nin değeri nedir diye de sormuşlar. Bir sayının 6. kare kökünü almak demek, biraz önce de gördük, bu sayının 1 bölü 6. kuvvetini almak demektir. Yani g üzeri 5'in 6. karekökünü g üzeri 5 üzeri 1 bölü 6 olarak yazabiliriz. Ve az önceki soruda da gördüğümüz gibi bu, g üzeri 5 çarpı 1 bölü 6 eşittir. Üstel sayıların özelliklerini bir kere daha hatırlatmak gerekirse, g üzeri 5 üzeri 1 bölü 6, g üzeri 5 çarpı 1 bölü 6 ile aynı şey. Bu da 5 bölü 6 eder. Öyle değil mi? Hemen yazalım. 5 bölü 6 g üzeri 5'in 6. kare kökü, g üzeri 5 bölü 6 demek. Aynı şey. Evet, gelin bir tane daha. Aşağıdaki ifade x büyüktür 0 için doğrudur ve d sabit bir sayıdır. d'nin değeri nedir? Bu biraz daha ilginç. Burada da önce köklü ifadeyi üstel bir ifade olarak yazalım. 1 bölü x'in 7. kare kökü yerine x üzeri 1 bölü 7 yazalım. Eşittir x üzeri d bildiğiniz gibi elimizde bir sayı bölü üstel bir ifade varsa, bunu üstel ifadenin kuvvetinin negatifini almak olarak değerlendirebiliriz. Yani bu, x üzeri eksi 1 bölü değil ile aynı şey. Ve bu da x üzeri d'ye eşitse, d eksi 1 bölü 7'ye eşittir. Burada bilmeniz gereken ya da görmeniz gereken üslü bir sayının tersini almanın, o sayının kuvvetinin negatifini almakla aynı şey olduğu. İsterseniz, bunu bir de, x üzeri 1 bölü 7 üzeri eksi 1 olarak düşünebilirsiniz. Ve bu kuvvetleri birbiriyle çarptığınızda burada bulduğumuzu yani x üzeri eksi 1 bölü 7'yi elde edeceksiniz. Her halükarda artık d'nin eksi 1 bölü 7'ye eşit olduğunu biliyoruz. Kısacası d eksi 1 bölü 7'ye eşitmiş. Şahane.